arkadaşlar, ben Deniz Hayret İsmail. Yeni bir günde, yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Arkadaşlar, yine neredeyiz? Bolu, Balıkesir, Artvin, Siirt. Çok güzel yerlerdeyiz. Tamam mı? Harika video, harika yerler gördüm. Harika şeyler buldum sizler için. Anlatacağım. Adım adım izleyeceğiz ve gideceğiz. Bakın neler olacak, neler olacak. Ama önce artık bakın şöyle bir alet kullanmaya başladım. Tornavidayı attım. Tamam, bu alet çok manyak bir alet. Bak şimdi şunu şöyle çeviriyorsun. Tamam. Bak iyi izle. Bunda neler var neler. Alet yiyip geçmeyin. Bu hem kazma hem kürek. Tamam. Ondan sonra ne takıyorsun? Bak balta takıyorsun. Balta. Bir tarafı balta, bir tarafı keserin ağzı gibi. Tamam. Buradan böyle geçiriyorsun bunu. Ya da geçirebiliyorsan tabii ki. Şurayı çek belki evlat. Geçirdin mi? Hop takıyorsun abi. Ne oldu? Balta oldu. Dağda geziyorsun, dağda dolaşıyorsun. Domuz geldi, hayvan geldi. Koyuyorsun gidiyor, tamam. Böyle ya da ağaç dalı geldi. Dalları kıra döke döke gidiyorsun. Hemen bak şimdi şöyle. Böyle. Böyle adamın anasını ağlatıyor yani. Kesiyor, tamam mı? Deneyelim mi lan şurada? Gel. Bak şimdi. Şimdi bu ağacı budayalım, ağaç biraz uzasın. Anında bak gördün mü? Yani kesiyor bak şu kurumu zaten. Bu şekilde parçalamak için, efendim zarar verenleri doğramak için dağda bayırda harika bir olay. Bitti mi? Bitmedi, tamam. Diyelim ki yolda gidiyorsun, çok çalılık bir yere geldin. Balta adam gibi kesmiyor. Ne yapacaksın? Hemen bunu çıkartacaksın. Tamam mı? Baltayı çıkartacaksın. Hemen hop. Evet, Rambo bıçağımız çıktı. Rambo bıçağını takıyorsun. Dağda bayırda dolaşırken çalıları, evet, hayvanlardan gelebilecek zararları savuşturabilmek için bu sefer bıçağımızı çıkartıyoruz. Olmadı. Şöyle yapalım şöyle. Şu kelepçeyi geçiriyorsun ve başlıyorsun sıkmaya. Aklını alırım, aklını. Böyle yapıyorsun sonra hayvanlara işte tabii zarar veremeyen hayvanlara. Şöyle bu tarafı testere aynı zamanda yine bir şeyi kesmek için ağacı odunu. Bu kısmı da böyle çalıları kesmek için çok rahat bir şekilde bunu kullanabiliyorsunuz. Dağda bayırda arkadaşlar diyorum ve videoma devam edeceğim. Ama bunu çıkartayım mı? Bununla mı devam edeyim ya? Bu da güzelmiş. Bununla mı devam edeceğim? Baltayımızı ve küreğimizi hemen elimize alalım. Tamam. Ya da bundan ya. Bunun olmaz dur. Bunu çıkartayım. Ben şeyimi takayım. Küreğimi takayım. O lazım olur. Hemen bunu çıkartıyoruz. Çok pratik. Çok kolay. Hemen arkaca yerleştiriyoruz. Tamam. Yerleşmedi. Bekleyin bekleyin. Kaplumbağa geliyor şimdi. Tamam. Yani ne yapayım? Bunu da göstermek zorundayım. Takıyoruz. Şöyle. Taktık. Ve haydi bakalım devam. Gel gel gel. Bak dağ manzarası, dağ. Çekiyor musun Berke? Ne diyorsun lan? Beni arkamdan çekmiyorsun değil mi bunu? Alışıksın zaten oraya çekin. Dağ çek gördün. Bak. Göstereceğim şey hemen aşağıda kaplumbağa olduğunu düşünüyorum. Hadi beraber bakalım. Acaba gerçekten kaplumbağa olur. Vatandaş, arkadaşlar, şu vatandaş. Tamam. Gel gel, yaklaş. Bak, birincisi bu. Bu böyle bu tarafa bakan bir kaplumbağa olabilir. Yahut da bu tarafa bakan bir kaplumbağa olabilir. Yahut da ikisi de olabilir diye düşünüyorum. Şöyle gerdeni çeker misin oğlum? Şuradan. Hadi. Şöyle oraya çek. Ne dersiniz? Kalıldı. Şöyle. Küçücük bir kaplumbağa olabilir mi? Şurada gözü olsa şuraya bakar diyelim. Burayı çek. Burada da böyle beyaz yosunlarla kaplanmış düzgün bir taşımız var. Bak taşımızın şu iç kısmını çek.
Şöyle bir oyukluk var taşın. Ama çok da şu var diyemeyiz. Su oymuş olabilir. Tamam mı? Ondan sonra, çünkü sağında sonunda ben çok farklı bir şey göremiyorum. Bu kayada çok enteresan bir şey yok. Hani bu kayada belki kaplumbağa olma ihtimali var diye düşünüyorum. Ama bir de böyle gel. Bir taraftan da acaba koltuk taşı mı diyorum. Şuraya bakın. Yani olur mu koltuk taşı? Ya şöyle çift taraflı koltuk taşı da, yani koltuk taşı dedi Allah. Yani onunla otomatikle zor çekiyorum. Yani bu şekilde olsa karşıya mı bakacağız? Ne var karşıda? Hiçbir şey. Bilemedim yani bu koltuk taşı mıdır? Ya da burası böyle yüz yuvarlak ha. Fark ettin mi? Gençler. Ne bu? Bak orada bir yuvarlak. Nasıl net gözüküyor mu yuvarlak? Oraya çık oraya. Bir yuvarlak ne olur ki? Şuraya çıkayım. Bir de şöyle şu yandan bakın. Bir de böyle bakın. Buradaki kaya sisteminde böyle bir yuvarlakımsı bir olay var. Benzetme de yapıyor olabiliriz diye de düşünmüyor değilim. Yani kaplumbağa baksa şurada şöyle bak, orada küçük bir tane daha var o zaman kaplumbağa. Gel. Tabii ki benzetme. Bak. Bak. Şurada. Yani bu da kaplumbağa olsa o zaman ne? Yukarı bakıyor. Değil mi, yukarı bakıyor? Bak buradan çeksin orayı. Koltuk taşı mı? Yoksa ne? Evet, koltuk taşı mı? Oturak mı? Ne? Arkadaşlar, fikirlerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Son burada çözümü gözüken çok şey var. Şimdi ben bu işareti takip etmek istiyorum. Koltuk taşına oturdum arkadaşlar. Tamam, bana bunu gösterdi diyorum. Bu küçük kaplumbağamız da bize yukarıyı gösterdi diyoruz. Ve biz ne yapıyoruz? Yukarı çıkmak için hazırız ve yukarı çıkıyoruz. Gel. Yavaş, sakin ve tepeye çıktık. Bu tepede herhangi bir şey yok. Ama şurada bir şeyler var. Gel bakalım. Şuraya bakalım. Şöyle bir yanına çek. Şöyle aşağı doğru. Evet, bakın. Şimdi gördünüz mü kaplumbağayı? Bak buradan daha çok benziyor kaplumbağaya. Gördün mü? O kaplumbağa kafasıysa o tarafı bir yeri gösteriyor. Oraya bir yere bakmak lazım. O tarafta yol, yol var ama bakmak lazım. Şey yapalım. Şu kayalara doğru gidelim ya. Bu da böyle bir düzlem. Herhangi bir. Herhangi bir özelliği yok buranın. Şöyle gidelim. Gel. Orada bak, kayalıklar var. Oralara bakacağız. Gelin bakalım. Nerede bizim gördüğümüz taş? Yok, şeyden bahsediyorum. Kuşa benzetmiştik. Bu tarafta mı? Emin misin? Şurada bir değil mi ya? Onu mu bilmiyorum?
Tamam, oraya gidelim. Gel o zaman. Kuş görmüştüm arkadaşlar da, böyle kuşa benzettim. Kartal gibi bir şey. Onu göstereceğim size. Allah. Burada bir cacık yok ya. Gel. Evet. Şöyle geldik. Bu tarafa böyle. Sen de durun. Kuşu kaybettim. Kuş orada bir yerdeydi. Gel bakalım, gel. Taşa bak. Bu nasıl taş ya? Bir yuvarlak. Allah Allah. Evet, dur bakayım. Hı. Kapatalım. Tamam, gel. Rüzgar var burada, rüzgar. Şuradan gel, gel. Gel gel gel, kuşu buldum arkadaşlar. Koş. Geç. Evet. Arkadaşlar, İşte kuşumuz bu. Tamam. Bak, oradan bir şeye benzemiyor. Buradan dolaşsana. Şöyle gel. Ama şuradan baktığınız zaman nasıl anlaşılıyor belki? Bak. Gagası, gözü. Tamam. Bu da böyle. Yani şahin gibi, kartal gibi bir şeye benziyor. Benziyor bu. Tamam. Şimdi bunun, ben gözünün baktığı yere, yani bu tarafa gittim. Tamam, orada herhangi bir şey göremedim. Göremediğim için sizi götürmüyorum. Tamam mı? Ama sonra ilginç bir şey oldu. Ben tabii gezdim burada arkadaşlar. Kuşun gagasının olduğu taraf ve diğer gözün olduğu taraf, yani şu tarafa doğru gittik. O tarafa doğru gidince harika, mükemmel, inanılmaz, süper bir şey gördüm. Şimdi yavaş yavaş oraya doğru gideceğiz. Şu yukarıdan gideceğiz, tamam mı? Gel bakalım neden. Şuradaki manzaraya bak. Bak şuradaki güzelliklere bakın. Hepsi beni bekliyor. Gel beni incele diyor. Gördünüz mü? Bak. Şu güzelliklere bak. Bir de şurada burunda var bir şey. O da böyle sanki bir adam burnu gibi. Sipsivri. Bir bakın neye benziyor. Bakın o neye benziyor. Onun da burnu var sanki. Bak yukarıda var tek kaya. Şu taşların orası ekilme değil, değil mi? Bak taşlar birikmiş ya. Yığma taş orası. Bakın tam orası. Nerede o? Şu. Evet, yığma taş mezar olabilir orası. O burun da belki orayı gösteriyor olabilir. Aynen, oraya bakacağım sonra. Şöyle dikkatlice bakın. Şurası yığma taş mezar olabilir. Neyse, çok oyalanmayalım burada. Göstereceğim size. Çünkü muhteşem bir şey var. Gel. Evet, yürüteceğim sizi, kusura bakmayın. Tamam mı? Çünkü mesafeler burada bayağı olduğu için biraz böyle yürümeniz lazım. O taraftan gitmiştik yani. Bak. Hiç buradan gelmedik ama. Bakma,
bakmadık. Burada bir şeyler var. Yok. Arkadaşlar. Bu küp. Küp parçası. Bak. Kulbu da var. Şey. Küpün ağız kısmı. Tam bir parça. Gördün yamuk. Bu bir küp bence. Bu da küçük. Testi parçası. Burada bir şey var. Küpler boş değil. Küçük parçaları boşuna burada değil arkadaşlar. Burayı tamam böyle basmamız lazım. Tepe, ne dersiniz tepe? Tümülüs olabilir mi? Şöyle bir çeksene lütfen. Tümülüs olabilir mi? Ne dersiniz? Tepe. Burada bir giriş, o kuşun oradan. Ya da şimdi aşağı götüreceğim bir yer var sizi. Acaba oradan bir yerden bir buraya bir giriş olabilir mi? Ya bakalım. Tümülüs olma ihtimali. Çok rüzgar var. Beni duymakta zorlanabilirsiniz. Çok konuşmayacağım. Gözünüze kaptırın kendinizi. Bak taşlar. Kiremit parçaları. Ben şaka bakalım. Şuraları ciddiye almak lazım. Evet. Burada şuraya şu alanı ciddiye almamız lazım. Siyah kumlu taş. Bu bana çok hoşuma gitti. Burada kesin bir yapı varmış. Ve o yapı yıkılmış. Tamam. Mezar da olabilir. Bu tepelerde ne olabilir? Kilise olabilir. Tapınak olabilir. Burada bir şey var. Tümünüz olabilir zaten dediğim gibi. Büyük bir tümünüz olabilir. Gel bakalım. Size dediğim yere doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bak şuraya bakın. Ama orası değil. Göstereceğim yer biraz daha ileride. Gördünüz mü? Bak tepedeki oymalara. Evet, şimdi arkadaşlar işte size göstereceğim yere doğru geliyoruz. Bu ne biliyor musunuz? Bu bir kaplumbağa. Tamam mı? Bu bir kaplumbağa. Şurada kafası olacak, onu göstereceğim size. Ama önce bunu ben size bunun
oymasını göstereyim. Bakın işte ayak izi. Tam bir, iki, ucunda bakın küçük burcu var. Bir adım daha attık. Burada oyması var. Bir adım daha attık mı şurada oturak taşı var. Tamam. Oraya gitmeyeceğim. Ama bakın burada yine kocaman bir oyması var arkadaşlar. Bakın burada oyması. Burada yine bakın sunağı var. Buradan böyle aşağı doğru akmış. Aha, orayı eşelemişler. Ya yapmayın ya. Maalesef burası. Orayı ellemişler. Ama bir şey çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum. Ama niye ellemişler? Sadece suyun gittiği için. Fakat ben burayı inceleyeceğim. Ama bir dahaki video. Şimdilik arkadaşlar. Hoşça kalın. Bende kalın. Bendeniz Hayalet İsmail. Videomu beğendiyseniz ve böyle videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.